A kümesi verilmiş. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlanan bir fonksiyon. Fx eşittir. X ile 36'nın ekok olarak tanımlanıyor. Fx fonksiyonun görüntü kümesi kaç elemandır? A'daki elemanları yerine yazalım. Şimdi o zaman 12 ile 36'nın ekokuna baktığımızda buradan 36 gelir. Daha sonra tek tek bakın 18'e bakalım. 36 olacaktır. 18, 36'nın ekok 36. Buna göre 21'e bakalım. Burası 21 ile 36'nın ekoku bize neyi verecektir? 21 çarpı 12'yi verir. Daha sonra 24'e bakalım. 24 ile 36'nın ekoku bize 72 verir. En son 36'ya baktığımızda bunların da ekoku 36'dır. Görüntü kümesi kaç elemanlı? 36'dan bakın birer defa yazalım o zaman. 36 1, burası 2, burası 3. 3 tane eleman olacaktır. Doğru cevap C'dir. Px ve Qx ikinci derece polinom olmak üzere ikisinin de işaret tablosu verilmiş. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Px ve Qx'i bakın ikisini burada birleştirelim bakalım. Köklerimiz 1 ile 3 olarak verilmiş. Burası 1 olsun. 3 zaten bakın ortaktı. Buna göre yukarıdaki işaretleri aynen buraya yerleştiriyorum. Eksi, artı, eksi şeklinde. O zaman burası eksi, burası yani 1 ile 3 arasında artı olacak. Daha sonra eksi olacaktır. Yani burası eksi, burası eksi şeklinde devam ediyor. Burası da bakın eksi 2 ile 3 arasında eksiydi. Bakın burada fazlalık bir kökümüz x artı 4 var. Yani x eşittir eksi 4 var. Eksi 4'ü de şuraya alalım o zaman. Buradan da bakın bu şekilde bir kökümüzü işaretleyelim. Buradaki işaretlere bakalım. Burası artı artı şeklinde, burası da eksi eksi şeklinde devam ediyor. Eksi 4'e kadar artı. Eksi 4'ten sonra bakın bu negatif tarafta eksi olacaktır. Buna göre işaretlerine bakalım o zaman. Burası artı 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 şeklinde. Bundan sonra da eksi şeklinde devam edecektir. Şimdi bakın biz üçünün bölümlerine bakalım. İşaretlerimize bakalım. Buradan bakın artı gelecek. Buradan artı eksi artı var. Eksi gelecektir. Buraya bakalım. İki tane eksi bir tane artımız var. Artı gelecektir. Buradan iki artı bir eksi eksimiz var. Buradan tekrar baktığımızda buradan da eksi gelecektir. Bizde sıfırdan büyük olan kısım isteniyor. Bakın o zaman burası olacak veya burası olacaktır. Eksi sonsuz da o zaman eksi 4 aralığı olacaktır. Daha sonra eksi 2 ile 1 aralığı olacaktır. Bunu veren çözüm kümesine bakalım. Doğru cevap D'dir. 5 basamaklı sayısı için PQR önermeleri tanımlanıyor. Bileşik önermesi yanlış olduğuna göre B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bu ifade eğer yanlışsa ise de bakın birinci 1, ikinci 0 olduğunda 0 olabilirdi. Buna göre o zaman PQR önermelerini şöyle yazalım. P'nin 0 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın eğer buradan 1 geliyorsa o zaman şöyle yapalım. Q'nun değili veya R'den o zaman 1 gelecek demektir. 1 ise o zaman değili 1 ise kendisi 0 demektir. Veya da her ikisi o zaman eğer 0 ise bakın buradan her ikisi 0 olmalı. Buna göre o zaman R 0'dır. Q'nun da 1 olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Q 1 ise bakın bu verilen sayı 6 ile tam bölünüyor. Yani hem 2 ile hem de 3 ile tam bölünüyor demektir. Bunlar yanlış olduğuna göre o zaman 9'a bölünmeyecek ve aynı zamanda nedir? 4'ün katı olmayacaktır. Buna göre A'nın alacağı değerlere bakalım şimdi. 4'e bölünmeyecekse şimdi A bakın zaten burası 5 basamaklı sayı olduğu için 0 olmaz. 12 olduğunda burası 4 ile tam bölünür olmayacaktır. 16 olduğunda almayacaktır. Buna göre o zaman A'nın alacağı değerler 4 ve 8'dir. Öncelikle 4 için bakalım. Yani 4, 3, B sayısı 1 ve 4. Daha sonra diğer sayımıza bakalım. Yani 8'e bakalım. 8, 3, B, 1 ve 8 sayısı. Şimdi B'ye şöyle bakalım. Şimdi 3'ün katı olacak ama 9'un katı olmayacak. Buna göre bakalım. B'nin alacağı değerler bakın 0 verdiğimizde burası kaç olacak? 7. Burası 5 eklediğimizde 12 olur. 3'ün katı ama 9'un katı değildir. Buna göre o zaman 3 ve 9 ilave ettiğimde B'nin alacağı değerler 0, 3, 9'dur. Aynı şekilde buraya bakalım. Burası da 3'ün katı olacak ama 9'un katı olmayacak. 1 verdiğimizde sağlayacaktır. 4 verdiğimizde sağlayacaktır. 7 verdiğimizde sağlamaz. Buna göre o zaman bakın B'nin alacağı değerler toplam sorulmuş. Buradan 12, buradan 5 gelecek. Toplamları bize 17 verecektir. Doğru cevap C'dir. A ve B birer küme olmak üzere AB kümeleri veriliyor. A fark B'nin tümleyeni kümesinin elemanı aşağıdakilerden hangisidir? A fark B'nin tümleyeni demek. Burası A kesişim B demektir. Yani ikisinin de ortak olduğu elemanlara bakalım. Yani o zaman buradaki elemanları birbirine eşitleyelim. X eksi 2 eşittir. X artı 4. Mutlaklardan kurtulmak için her tarafın karesini alıyorum. Buna göre burası x kare 4x 4. Buradan da x kare artı 8x artı 16. X kare de gitsin. Yan tarafa attık. 12x
eksi 12 buradan da x eşittir eksi 1 gelecektir. Buna göre bizden x'i bulmuştuk bakın eksi 1 olarak. Peki görüntü kaçtır? Eksi 1 verdiğimizde buradan da 3 çıkacak demektir. X eksi 1 için y de 3 olur. Buna göre noktamız eksi 1'e 3 noktasıdır. Doğru cevap C'dir. Px polinomunun sıfırları a, b olmak üzere Px polinom verilmiş. Buna göre p a çarpı b değeri kaçtır? Kökleri a ve b ise bunların kökler toplamı ve kökler çarpımına bakalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan buradan a artı 4 çıkar. Buradan da b değerimiz 4'tür. Kökler çarpımına bakalım. A çarpı b eşittir. C bölü a'dan yani b eksi 2'nin küpü. Kökler çarpımına eşittir. Buna göre bakın biz b değerini bulmuştuk. Buna göre a çarpı 4 eşittir. 4'ten 2 çıkardık. 2'nin küpü bize 8 verir. Yani a eşittir. Buradan 2'dir. Peki bize ne soruluyor? P a çarpı b yani p 2 çarpı 4 8 soruluyor. Öncelikle biz a ve b değerlerine bakalım. P x eşittir. Burası x kare eksi a yerine 2 yazıyorum. 6x. B yerine 4 yazıyorum. Yani 2'nin küpü yani 8 olur. Burası artı. Bizden P 8 istenmiş. O zamana göre 8'in karesini alırsak 64 eksi. Burası 48 artı 8. Bunları topladığımızda bize kaç verecektir? 24'ü verecektir. Doğru cevap C'dir. AN ve BN dizileri verilmiş. Buna göre BK eşittir AK ve BM eşittir M artı 1 eşitliğini sağlayan M ve K değerler için K eksi M en fazla kaçtır? Bakın öncelikle AN dizisini bu şekilde parçalı yani tam sayıda kesir şeklinde yazabiliriz. Buna göre N'e vereceğim değerlere bakalım. Buradan eğer tam sayı değeri gelmesini istiyorsam şuna bakalım. Ben N'e vereceğim değerler eğer 1 olacaksa AN'in alacağı değer yani A1 eşittir kaç olur? Burası 12 bölü 3, 4, 4 buradan 8 gelecektir. N'e tekrar bakın buradan 2 değeri verirsem A2 değeri zaten N'e vereceğim değerler pozitif tam sayılardır. 2 verirsem 4 olur yani 3 artı 4 7 olacaktır. Yine bakın buradaki 12'nin bölümleri veriyorum. Buna göre N'e vereceğim değerler bir tanesi 4'tür. Buna göre o zaman A4'ün alacağı değer nedir? Bakın 6 buradan 2 gelecek yani 6 olacaktır. Aynı şekilde diğerine bakalım. Şimdi en son bakın N'e kaç verebilirim ben? 10 verebilirim. 10 verdiğimde 12 yani buradan da 5 değeri gelecektir. O zaman A10 değeri eşittir 5 olacaktır. Şimdi birinci şarta bakalım. Birinci eşitliğe bakalım. AK eşittir BK olacak şekilde ben K'ya verebileceğim. K bakın bu K eksi M'in eğer en fazla olmasını istiyorsam. K'ya verebileceğim en büyük değer o zaman kaçtır? Bakın N 10 için tam sayı geldiğine göre en fazla 10 verebilirim. Şimdi bakın M değerine bakalım. Yani en küçük ne verebilirim ona bakalım. M verdiğinde BM eşittir M artı 1 olacaktır. İkinci eşitliğe bakalım. BM eşittir M artı 1 ise bakın buradaki ifade gelecektir. Yani o zaman AP tam sayı olmayacaktır. Tam sayı olmayacaksa o zaman N'e 1 veremem, 2 veremem. O zaman 3 verebilirim. 3 verdiğinde o zaman buradan B3 eşittir 4 değeri gelecektir. Vereceğimiz en küçük değerimiz 3 olduğuna göre o zaman ikisinin farkı da bana en fazla o zaman 7 verecektir. Doğru cevap C'dir. Px ve mx birer polinomdur. Dereceleri verilmiş. Px polinomu 0'ı 2'dir. Buna göre P3 bölü P1 ifadesinin değeri kaçtır? Mx'in derecesi 4 olarak verilmiş. O zaman karesi alındığında burası x bölü 8 yani derece 8 olur. Toplamlar arada eğer çarpma varsa toplanır. Buna göre o zaman Px'in derecesi kaç olacaktır? 9 olması için 1 olacaktır. Yani Px polinomun şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Px eşittir a parantezinde yani birinci deden bir polinomdur. Ax eksi b diyelim. Kökümüz b olsun. Peki bize bakın kök olarak yani 0 olarak 2 verilmiş. Yani b değeri o zaman 2'dir. O zaman Px polinomu a çarpı x eksi 2 olacaktır. P3'ü bulalım ben. X yerine 3 yazdığımızda burası a çarpı 1 olur. P1 bakalım. Buradan da x yerine 1 yazdığımızda a çarpı eksi 1 olacaktır. Bunların oranları bize eksi 1'i verir. Doğru cevap B'dir. A bir tam sayı olmak üzere x a ile a artı 1 arasında olmak üzere f fonksiyonu tanımlanmış. Buna göre eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? F 1.3'e bakalım. Bakın 1.3 sayısı kimle kim arasındadır? 1 ile 2 arasındadır. Buna göre buradan çıkacak ifade nedir? F a yani 1'dir. O zaman bakın bunun görüntüsü 1 olacaktır. F 3'e bakalım. F 3, 3 ile 4 arasındadır. Buradan da tam sayı olarak bakın 3 gelecektir.
F-2.4'e bakalım. Sayı doğrusunda bakın. -2.4 kimle kim arasındadır? -2 ile -3 arasındadır. Buradan da tam sayı olarak A yani -3 çıkacaktır. Eksi ile çarpalım. Buradan artı 3 oluyor. Bakın buradan o zaman görüntü olarak 6, 7 gelecektir. Peki fx'imize bakalım şimdi. Fx'in eğer görüntüsünün 7 olması için kimle kim arasında olmalı? 7 ile 8 arasında. 7 dahil 8 açık olacaktır. Doğru cevap D'dir. Gerçek sayılarda tanımlı 1, 2, 3 fonksiyonlardan hangileri bu iki şartı sağlar? Birinci şarta bakalım. Birbirinden farklı iki elemanın görüntüsü farklı olacak. Bu ne demektir? 1'e 1 demektir. 1'e 1 şartı. İkinciye bakalım. Burası da bakın burası ne demektir? Türev demektir. Türevi sıfırdan büyük olacak demektir. Türevi sıfırdan büyükse zaman burası bir artan fonksiyondur. Bunlara bakalım şimdi. Artan fonksiyon olması için bakın öncelikle bu şarta bakıyorum. Türevine bakalım 2. Yani pozitif olduğu için burası artandır. Türevine bakalım -4 burası azalandır. Türevine bakalım 3x kare. Bütün her a, b, reel sayılar için daima bakın buradan pozitif gelecektir. Yani artandır. 1'e 1 ona bakalım. X'e vereceğim değere göre bakın buradan daima 1'e 1 gelecektir. Burası 1'e 1. Zaten bakın artan olmadığı için buna bakmamıza gerek yok. Buraya baktığımızda y eşittir. X küpün grafiğine bakalım. Buradan söyleyelim. X eksenine paralel doğrular çizdiğimizde bakın birer tane noktada kesmeliydi. Yani 1'e 1'dir. Zaman 1 ile 3 olacaktır. Doğru cevap D'dir. Aşağıda A noktasından fırlatılan bir top için zamana bağlı olarak x eksenine olan uzaklığını gösteren bağıntı verilmiş. AC 5 birim olduğuna göre BC kaçtır? AC 5 birim olarak verilmiş. Bakın biz x 0 için y'ye baktığımızda yani koordinat sisteminde bakalım şimdi. X 0 için y'ye baktığımızda 12 olacaktır. Bakın ona göre o zaman orijin noktasını bulmaya çalışıyorum. Orijin noktası bakın o zaman daha aşağıda bir nokta olacaktır. Buradan bakın 7 birim aşağıda olacaktır. Burası orijin olsun. Şimdi buna göre bakalım buradaki nokta aşağı doğru düşmüş olsun. Biz şimdi B noktasına bakalım. Bakın B noktasını bulabilmek için, absisini bulabilmek için görüntü kaç olmalı? Bakın burası 7 birim demiştik. O zaman y'si 7 birim olan noktalara bakalım. Eksi x kare artı 4x artı 12 eşittir 7. Yan tarafa atıyorum. X kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0. Buradan eksi 5'e artı 1 yani x eşittir 5, x eşittir eksi 1 olur. Ama şöyle söyleyebiliriz. Bakın buradaki görüntüsü 7 olan noktalardan bir tanesi kaçmış? Bakın burası 5'miş. Diğeri de kaçmış o zaman? Eksi 1'miş. Yani bu eğri aşağı doğru indiğinde o zaman bakın buradan yani şu noktadan geçtiğine göre burası kaç olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Bize BC uzunluğu sorulmuştu. Yani burası eğer 5 ise bakın şurası orijin ise o zaman burası 5 birim olacaktır. Doğru cevap C'dir. Esra elinde bulunan birim küpler yukarıdaki gibi birinci, ikinci, üçüncü basamaklardaki birim küp sayıları geometrik dizi olacak şekilde 7 basamaklı olarak birim küp artmayacak şekilde sıralıyor. Esra elindeki birim küpleri değişik şekilde 1, 2, 3, 3. basamakları birim küp sayıları aritmetik dizi olacak şekilde sıraladığında en az kaç birim küp kalır diye soruluyor. Peki bakın şöyle yapalım. Birden başlamış. Daha sonra 2 şeklinde devam etmiş. O zaman bakın şöyle tek tek sayalım. Burası 1, 2. Daha sonra çarpı bakın buradaki geometrik dizi olacak şekilde ise eğer buradaki o zaman ortak çarpanımız 2'dir. Bundan sonra 4, bundan sonra 8. Bu şekilde devam edecektir. Yani 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 şeklinde devam edecektir. 7 basamaklı olduğuna göre yani 7 tane terimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7. terimiz 2 üzeri 6'dır. Peki kaç tane birim küp kullanmış ona bakalım. Buradan 1 artı 2 artı 4 artı 8, 16, 32 ve 64'ü topladığımızda bize 127 tane birim küpü verecektir. Şimdi bakın buradaki ifadeye bakalım. Aritmetik diziye bakalım. Birden başladık. Daha sonra bakın 4 var, 7 var. Yani birer, üçer, üçer artmış. Buna göre bu terimlere bakalım. 1 artı 4 artı 10 artı bundan sonra 3 artacak 13, 16, 19, daha sonra 22, 25 şeklinde devam edecektir. Peki 127 tanesini kullanmak istiyoruz. Bakın buradaki aritmetik dizi olacak şekilde en son 9. terime kadar geldiğimde buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. terime kadar geldiğimde kaç tane birim küp kullanmışız buna bakalım. Genel terimden kullanalım. Son terim artı ilk terim yani 26 bölü 2 çarpı son terim eksi ilk terim yani 1 bölü artış miktarı kaçtı? 3 artı 1 bize buradaki birim küp sayısını verecektir. Buna göre bunu hesaplayalım bakalım. Burası 13. Buradan 24 bölü 3'ten 8. Bir de burada vardı 9. Buradan bakın
117 tane birim küp kullanılmıştır. 117 tane. Bakın elimizde ne kadar vardı? 127. O zaman artan kısım ne kadardır? 10 tanedir. Doğru cevap E'dir. E noktasında aynı anda oklar yönünde koşmaya başladıktan 10.234. karşılaşma hangi noktada olur? Bakın E'den yukarıdan hareket eden 20 ile hareket ediyor. Buradan da 30 hareket ediyor. Şöyle diyelim, bakın hızlarla aldıkları yollar doğru orantılıydı. Buna göre bakın bu 2 birim gittiğinde burası 3 birim gidecek. Yani birinci karşılaşma burada olacaktır. Biz sadece bakın 20'yi baz alalım. Bundan sonra 2 birim gittiğinde ikinci karşılaşma olur. İkinci karşılaşması burası. 2 birim gittiğinde tekrar burası 3. karşılaşma. Burası 4. karşılaşma, burası da 5. karşılaşma olacaktır. 6. karşılaşmaya baktığımızda bakın tekrar buraya geldik. O zaman bakın 5'te bir tekrar ediyor. Bu ifadeyi 5'e böldüğümde kaç olacaktır? Kalan 4'tür. Peki 4. karşılaşmamız neredeydi? Bakın C'deydi. Buna göre o zaman 10.234. karşılaşma C noktasında olacaktır. Doğru cevap C'dir. Fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Buna göre 1, 2, 3 denklem ve eşitsizliklerden hangilerin çözüm küresi en az 3 tane tam sayı değeri vardır? Birinci ifadeye bakalım. Fx'te fx eksi 2 verilmiş. Bakın buradan en az 3 tane tam sayı değer istiyoruz. Bu eşitliği sağlayacak şekilde. Bakın 4'ten büyük değerlere baktığımızda sabit bir değerdir. Bundan sonra hangi değerleri verirsek verelim daima görüntü kaç olacaktır? 2. Buna göre ben 5 verdiğimde kaç olacaktır? Veya bakın daha büyük bir değer verelim. 6 verdiğimde kaç olacaktır? 2. 4 verdiğimde 2 olacaktır. Yani 2 eksenine baktığımda. Buna göre o zaman 7, 8, 9, 10 verdiğinde bakın buradaki eşitlik sağlanacaktır. En az 3 tane vardır. Yani burası doğrudur. İkinciye bakalım. Fx ile fxx eşitliğini sağlayan bakın kaç tane en az 3 tane tam sayı değeri arıyoruz. X yerine xx yazıldığında burası y eksenine göre simetri demektir. Simetriğini çizelim. Simetriğini çizdikten sonra bakın kaç tane en az 3 tane ne yapıyoruz? Ortak nokta arıyoruz. Bakın bir tanesi burası, bir tanesi burası, bir tanesi burası. Yani en az 3 tane ortak nokta vardır. Yani sağlayacaktır. Üçüncü ifadeye bakalım. Fx'in görüntüsü yani y'nin alacağı değerler eksi 1 ile 2 arasındaki değerlere bakalım. Eksi 1 burası, 2 burası. Burada fx'in alacağı yani buradaki kırmızı fonksiyona bakacak olursak buradan bakın birden fazla bir sürü değerimiz vardır. Dolayısıyla burası sağlayacaktır. Yani 1, 2, 3 doğrudur. Doğru cevap E'dir. ABCD gerçel sayılar olmak üzere fx fonksiyonu veriliyor. Tanımlı olduğu aralıkta f eksi x fonksiyonu azalandır. Logaritma d tabanında x küçüktür. B eşitsinin çözüm küresi verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Öncelikle bakın birinci ifadeye bakalım. F eksi x fonksiyonu azalansa o zaman fx'in artan olduğunu söyleyebiliriz. Artandır. Peki ikinci bilgiye bakalım. Eğer buradaki eşitsizliği normal bir şekilde çözmüş olsaydık bizim için taban önemli. Eğer birden büyükse eşitsizlik yani logaritmadan eğer kurtarırsak burası eşitsizlik değişmez. Ama birden küçükse eşitsizlik yön değiştirecektir. Buna göre bakın buradaki çözüm küresine bakacak olursak o zaman x eşittir. D üzeri b ile sonsuz arasında olması için burası x büyüktür. Ne olmalı? D üzeri b olmalı. Yani o zaman d'nin birden küçük olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu bilgiler ışığında buradaki verilen fonksiyona bakalım. 1 d'nin sıfırdan birden küçük olduğunu söyledik. Bir de bu f fonksiyonun artan olduğunu biliyoruz. Buna göre o zaman bakın bizdeki buradaki katsayımızda x'in katsayısı önemli. Buna göre birden küçükse o zaman b ile a zıt işaretli olmalı. Eğer burası eksi ise burası artı, burası artı ise burası eksi olmalı. Çünkü burası bakın birden küçük olduğu için o zaman x'in çarpımına negatif bir işaret gelmeli ki f fonksiyonu artı olmalı. Yani artan olmalı. Buna göre o zaman a ile b'nin çarpımının negatif olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap C'dir. Aşağıda verilen kap içindeki sıvının miktarını ölçmek için imal edilmiştir. Bu kap üzerindeki 8 farklı nokta eşit aralıklarla işaretlenmiştir. A-B bölü C ifadesinin değeri kaçtır? Bakın her aralığa biz x, x, x diyelim. Şimdi x arasındaki farka bakalım. Yani 3x eşittir. Buradan x arasındaki farka bakıyorum. Logaritma 2 tabanında 135 eksi logaritma 2 tabanında burası kaç olarak verilmiş? 5. Peki arada eksi varsa bölünebilir. Buna göre 3x eşittir. Burası logaritma 2 tabanında 135 bölü 5. Burası 27 olacaktır. 27 3'ün küpü şeklinde yazabilirim. Yani 3 çarpı burası logaritma 2 tabanında 3. Karşılıklı birer tane 3'ler sadelesi. Yani o zaman x birim yani bu ikisi arası kaç olacaktır? Logaritma 2 tabanında 3 olur.
Bizden a eksi b istemiş. Bakın a eksi b'ye bakalım. Burası o zaman 2x birimdir. C'ye bakalım. C'de bakın c ile logaritma 2 tabanında 5 ile c arasındaki mesafe de x'ti. Buna göre bakalım. O zaman x eşittir. C ile logaritma 2 tabanında 5 arasındaki farka bakalım. X ile logaritma 2 tabanında 5 topladığımızda bana c verecek. O zaman c'yi bulalım. Logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanında 3. Buradan ne gelecek? Logaritma 2 tabanında 15 gelecektir c ifadesi. A eksi b'yi bakın 2x demiştik. Yani o zaman 2 ile çarpıyorum burayı. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 bölü alttaki ifadeye bakalım. Logaritma 2 tabanında 15. Yukarıdaki ifade bakın kare olarak geçsin. Burası logaritma 2 tabanında 9 bölü. Burası logaritma 2 tabanında 15. 2 tabanda olduğu için o zaman şöyle yazabiliriz burayı. Logaritma 15 tabanında 9 şeklinde yazabiliriz. Doğru cevap C'dir. M bir gerçek sayı olmak üzere denklemini sağlayan M değerlerinin çarpımı kaçtır? Öncelikle yukarıdaki ifade yani üssü eksi parantez alıyorum. Burası eksi parantezinde 3 artı logaritma M olur. Üstler eşitse bakın buradaki üstleri sadeleştiriyorum. O zaman tabanlar da birbirine eşit diyelim. Yani M eşittir. Buradan 10 üzeri eksi 1 gelir. Bu birinci ifademiz. Birinci çözüm kümemiz. İkincisine bakalım. Bakın üstler eğer eşit olursa veya şöyle diyelim. Üstler eğer biz sıfıra eşitleyecek olursak buradan sayı üzeri sıfır. Sayı üzeri sıfır bize 1'i verecektir. Yani eşitliği sağlayacaktır. Buna göre zaman biz logaritma M artı 3'ü sıfıra eşit diyelim. Yan tarafa attığımızda logaritma M eşittir. Buradan eksi 3 gelecektir. Buradan da m eşittir. 10 üzeri eksi 3 bulunacaktır. Bize değerler çarpımı sorulmuş. Bu ikisini çarptığımızda 10 üzeri eksi 4 gelecektir. Doğru cevap B'dir. H, m fonksiyonu parçalı fonksiyonu tanımlanmış. Fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Buradaki limit değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bakın birinci ifadeye bakalım. Burada eksi 1'i soldan yaklaştığımızda hm fonksiyonuna eksi 1'e soldan yaklaşalım ne demektir? Burada eksi 1.1 alalım gibi ifadedir. Yani eksi 1 nokta, eksi 1'den birazcık küçük bir değer. Peki buradaki fonksiyona baktığımızda negatif olduğu için bakın alttaki fonksiyon kullanılır. M yerine eksi 1.1 yazdığımızda bakın buradan kaç gelecektir? Artı 2.1 gelecektir. Peki x yerine yazdığımızda burası 3.1 olacaktır. Peki f altındaki görünüşe bakalım. 3.1'e baktığımızda görüntümüz buradan 4 gelecektir. Bakın buradan 4 geldi. Şimdi birim pozitif değerine bakalım. Yani 1.1 verelim. Buradan o zaman kaç gelecektir? Burası 2.1 olur. Peki yukarıdaki fonksiyona bakalım. O zaman yukarıdaki fonksiyon kullanılmalı. Bakın buradaki verilen değere göre. M yerine 2.1 yazdığımızda o zaman 2 çıkardığımızda buradan 0.1 gelir. X yerine 0.1 yazdığımda buradan eksi 3.9 gelecektir. Bu ne demektir? Eksi 4'ün sağ limiti demektir. Eksi 4'e bakın sağ taraftan baktığımızda yani sağdan gelen grafiğe baktığımızda en son alacağı değer kaçtır? Eksi 2'dir. Yani buradaki limit değeri eksi 2 olacaktır. İkisinin toplamında bize 2 değerini verecektir. Doğru cevap B'dir. Gerçek sayılar kümesine tanımlı ve türenebilir f ve g fonksiyonlar için eşitlik verilmiş. Buna göre limit değeri kaçtır diye soruluyor. Bakın burada h eksi 0 de yazacak olursak burası g üssü 0 demektir. Yani g türev 0 demektir. Buradaki verilen fonksiyonumuz karşılıklı türevini alalım. G türev x eksi 1 eşittir. Buradaki f fonksiyonun türevini alıyorum. F'in türevi içindeki fonksiyonun aynısını yazıyorum. X çarpı fx. Daha sonra bakın şimdi içindeki fonksiyonun türevini alacağım. Buna göre x kübün türevi 3x kare artı çarpmaya göre türev alıyorum. 1 çarpı fx artı fx'in türevi çarpı x şeklinde yazabilirim. Şimdi bizden g0 istediğine göre o zaman x yerine 1 yazalım. Peki buradan g0 gelecek. Buradan f türev x yerine 1 yazmıştık. Buradan o zaman 1 gelecek. Buradan f1 gelecek çarpı. Burası 3 artı buradan f1 gelecek. Artı f türev 1 çarpı 1. F türev 1 zaten bakın 1 öncelikle böyle yazalım. F türev 1 şeklinde yazalım. Şimdi verilen değerler var. Onları yerine yazalım. Burası f türev bakın. F1 kaç olarak verilmişti? 1. 1 artı 1 2. Yani f türev 2. F türev 2 şeklinde yazalım burayı. Burası 3. F1 kaç olarak verilmiş? Şöyle yapalım. F1 1 olarak verilmiş. F türev 1 de 3 olarak verilmiş. Toplamları bize 6, 7'yi verecektir burası. F türev 2 kaç olarak verilmişti bakalım. 2 olarak verilmişti. 2 çarpı 7 bize 14'ü verecektir. Doğru cevabımız E'dir.
f(x) fonksiyonu üzerindeki a noktasına çizilen teğet doğrusu y eksenine göre simetriktir. Buna göre b'nin alacağı değerlerin toplamı kaçtır? Üzerindeki a noktasına çizilen teğet doğrusu eğer y eksenine göre simetrikse bu doğru, bakın, o zaman y eşittir a şeklinde bir doğrudur. Yani doğrusaldır. Doğrusal aynı zamanda bir sabit bir fonksiyondur. Bunun da eğimi 0 demektir. O zaman bakın, eğimi 0 olan noktayı bulalım. Önce türevini alalım. Y türevi eşittir. Buradan 3x kare artı 6x eksi 9 eşittir 0. Yani eğimi 0 olan noktalara bakalım. 3'e bölüyorum. Burası x'in karesi artı 2x eksi 3 eşittir 0. Buradan artı 3'e eksi 1. Yani x eşittir eksi 3, x eşittir 1 noktalarındadır. Şimdi biz b'nin alacağı değerlere bakalım. Yani x noktası eğer eksi 3 ise x yerine eksi 3 yazdığımızda ne gelecektir buradan? 27, burası eksi 27 artı 27 artı 27 artı 1. Yani toplamları buradan 28 olur. X eşittir 1 için bakalım. Buradan da direkt yazıyorum. Buradan x eşittir, yani y eşittir eksi 4 değeri gelecektir. Bunların toplamı, bakın, 28 artı veya eksi 4. Bunların toplamı bize 24'ü verir. Doğru cevap C'dir. Fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım. Fx fonksiyonun iki tane ekstremum noktası vardır. Bakın, bir tane minimum noktası, bir tane de maksimum noktası var. İki tane ekstremum noktası doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. F türev eksi 4. Eksi 4'e baktığımızda bakın, burası artan bir fonksiyondur. Yani pozitiftir. 5 bölü 2, yani 2,5'a baktığımızda bakın, şurada bir değerimiz, burası artan fonksiyondur. Yani artı. Buradan bakın, negatif gelmez. Burası yanlıştır. F fonksiyonun x eşittir eksi 3 noktasında yerel maksimum vardır. Eksi 3 nokta, bakın, biraz önce maksimum noktası var demiştik. Doğrudur. 1 ile 3 doğru. Doğru cevap C'dir. Duvar kağıdının metrekare ücreti 10 TL. Yeşil boyanın metrekare ücreti 12 TL olduğuna göre bu duvarı yapılacak işlemin ücreti en az ne kadardır? Bakın, uzunlukları bize 4'e 6 olarak verilmiş. Burası 4, burası 6. Burayı bilmiyoruz. X, x diyelim. Burası o zaman 4 eksi x. Burası da 6'dır. Öncelikle bakın, yeşil boyalı kısma bakalım. Bu elde edeceğimiz toplam fiyata fx diyelim. Burasını bakın, öncelikle nereden başlayalım? Yeşil boyaya bakalım. Yeşil boya ne kadardı? 12 TL idi. Bakın, o zaman yeşil boyayı hesaplayalım şimdi. Öncelikle bu üçgenin alanları ne gelecektir? X kare bölü 2. Buradaki alana bakalım. Burası da 6 çarpı 4 eksi x bölü 2 olur. Burası yeşil boyalı bölgenin alanı. Artı. Şimdi 10 çarpı diğer taraftan da ne yapalım? Bakın, duvar kağıdının alanı hesaplayalım. Tamamından, bakın, o zaman yeşil boyalı bölgeye çıkaracak olursak bize de duvar kağıdını verir. Şimdi bakın, buradaki türevi alalım biz. F türev x eşittir. İşlemleri sadeleştirdikten sonra f türev x eşittir 2x eksi 6 gelecek. Buradan da x eşittir 3 değeri bulunacaktır. Bize fx değeri isteniyordu. İşlemin ücreti en az ne kadardır diye soruluyordu. X yerine 3 yazdığımızda buradan da f3 eşittir 255 gelecektir. Doğru cevap A'dır. U pozitif gerçek sayı olmak üzere integralinin x eşittir 1 bölü u üzeri 6 dönüşümü yapılırsa aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? X verilmiş, biz buradan dx'i bulalım. Dx eşittir, bunu biz u üzeri eksi 6 şeklinde yazabiliriz. Eksi 6 çarpı u üzeri eksi 7 çarpı du şeklinde yazabilirim. Peki, bir de sınırlara bakalım şimdi. Sınırlar diyelim. Peki, x yerine biz 1 yazdığımızda buradan ne gelecekti? 1. X 1 için u değeri 1 olur. X yerine yukarıdaki ifadeyi, yani 1 bölü 64 yazdığımızda u değeri kaç gelecektir? Buradan da u değeri 2 olarak elde edilecektir. O zaman şimdiki tekrar bakın, yeni elde ettiğimiz integrale bakalım. Sınırlarımız 1 için kaçtı? Bakın, 1'di. 1 bölü 64 için de 1 bölü 64 için de 2 idi. Buna göre o zaman şöyle yazabilirim ben. 1'den 2'ye kadar. Buradaki verilen ifadeye bakalım. Dx yerine buradakini yazabilirim. Eksi 6 çarpı u üzeri eksi 7 çarpı du. Buradaki kök içindeki 6'dan kök x ifadesi yerine ben u ifadesi yazabilirim. Bunu şöyle açıklayalım. Bakın, x eşittir 1 bölü u üzeri 6 ise her iki defa 6'dan köklerini alalım. O zaman burası 1 bölü u olur. Yani bu ifade yerine ben 1 bölü u. O zaman şöyle yapabilirim. Burayı da u üssü eksi 1 şeklinde yazabilirim. Veya da ters çevirsek yukarıya u şeklinde geçecektir. Peki, o zaman bunu tekrar yazıyorum. 1'den kaça kadar? 2'ye kadar. Eksi başa alayım.
Buradan da 6 çarpı u üzeri bakın yukarı atarsak eksi 1 artı 1 olacaktır. Yani eksi 6 çarpı du şeklinde yazabilirim. En son hali bakın bu şekilde olacaktır. Buna göre doğru cevap B'dir. Fonksiyonu grafiği verilmiş. Gx, ft'ye bağlı bir fonksiyon verilmiş. Buna göre gx fonksiyonu ekstrem noktaların apsisler toplamı kaçtır? Bakın buradaki ifade integralin türevlenebilmesi denir. Buna göre bakın fx fonksiyonu eğer bu şekilde, yani buradaki değişkenimiz t'ye bağlı, buradakiler x'e bağlı şekilde verilirse burası f altında vx, yani sınırlar yerini yazıyorum çarpı türevi. Tekrar buradaki ifade, yani sınır yerini yazıyorum çarpı türev şeklinde alınırdı. Buna göre biz buradaki f fonksiyonu bulmaya çalışalım. F fonksiyonu bakın şöyle yazabilirim. Fx eşittir. Köklerimiz 3 ve eksi 3. Eksi 3'te çift katlı kökümüz var. O zaman a çarpı burası x eksi 3 çarpı x artı 3'ün karesi şeklinde yazılabilir. Peki gx'e bakalım şimdi. Yukarıdaki verilen formüle göre eğer yazacak olursam x yerine bakın buradaki fonksiyonu, yani x eksi 2 yazıyorum. Buna göre o zaman a çarpı burası x eksi 2 yerine yazarsak x eksi 5 çarpı burası x eksi 2 yazarsam x artı 1'in karesi çarpı bunun türevi, yani x eksi 2'nin türevi o da 1'dir eksi. Daha sonra bakın bunun alttaki ifadeye bakalım. F altında, yani x yerine 0 yazdığımızda herhangi bir ifade gelecektir buradan. Çarpı 0'ın türevinde 0 gelecektir. Yani buradan komple 0 gelecektir. Yani gx fonksiyonu bakın bu şekildedir. Soru ifadesine bakalım. Gx fonksiyonun ekstrem noktaların apsisler toplamı ne demektir? Ekstrem noktası türevinin kökleri demektir. O zaman türevini alalım biz. Gx'in türevi eşittir. Buna göre x eksi 5'in türevi 1 çarpı x artı 1'in karesi artı daha sonra x eksi 5 çarpı buradaki ifadenin türevi, yani 2 çarpı x artı 1. Bu ifadeyi açalım şimdi. Buradan x kare artı 2x artı 1. Bu ifadeyi açarsak artı 2 ile çarpıyorum. X kare veya parantez içinde şöyle yazalım. Burası x kare eksi 4x eksi 5. Şimdi açalım burayı. Buradan 3x kare gelir. Daha sonra bakın eksi 8x'imiz var. Eksi 6x. Daha sonra eksi 10, eksi 9 gelecek. Bakın buradaki a'yı katsayı olarak buraya alabilirsiniz. Yani parantezin dışına alabilirsiniz. Burada ekstrem noktalarda dıştaki katsayının bir önemi yoktur. Sıfıra eşitlediğimizde a'lar zaten sadeleşecektir. Bu oradaki a'yı almamış oldum. Peki tekrar buraya sıfıra eşitlediğimizde kökler toplamı sorulmuştu. Kökler toplamına biz x1 ve x2 diyelim. O da eksi b bölü a'dan. Buradan iki cevabımız gelecektir. Doğru cevap C'dir. Fx ve gx'in grafiği verilmiş. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifade 0 ile 1 arasında fx dx verilmiş. Yani 0 ile 1 arasındaki alan, bu da bize neyi verecektir? Kırmızı ile sarı bölgenin alanı verecektir. Doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. G fonksiyona bakalım. G fonksiyona bakın. Buradaki fonksiyon. G'nin tersi derse o zaman bakın y ekseniyle arasında kalan alana bakalım. 0 ile 2. 0 burası, 2 burası. Gx'in bakın bölgesine baktığımızda mutlak değer olduğu için bakın hem üstteki ve hem alttaki alanlar toplamda buna göre kahverengi, turuncu ve kırmızı bize buradaki toplam alanı verecektir. Doğrudur. Üçüncü ifadeye bakalım şimdi. 0 ile 3 arasında fx'in alanlar toplamı demektir. Dolayısıyla yani altta kalan alan da pozitif olarak alınır. 0 ile 3 arasında baktığımızda bakın buradaki fx'e bakıyorum. Öncelikle kırmızı ile sarının bölgenin alanı 2'ye 1 olduğu için buradan alan olarak 1 gelecektir. Artı 1 ile 3 arasında bakalım. Burası bakın 2 birim. Burası 4 birim. Buradan alan olarak 4 gelecektir. Bunların toplamı bize bakın alan olduğu için, mutlak değer olduğu için alan değer demektir. Yani 5'tir. Peki eksi 3 ile 0 arasındaki gx'e bakalım. Şimdi eksi 3'ten 0'a kadar buradaki grafiğin altında kalan alanlar bunlar. Peki burası bakın negatif, burası pozitif. Burada negatif olarak daha büyük bir değer gelecektir. Yani buradan çıkan değerimiz negatif olacaktır. Negatiflerin eksiye çarparsam artı olur. Yani 5'ten daha büyük bir değer gelecektir. Burası yanlıştır. 1 ile 2 doğru olacaktır. Doğru cevap C'dir. F fonksiyonu eksi 3, 3 kapalı alanda sürekli f eksi x eşittir fx eşitliğini sağlayan bir fonksiyon. Yani çift bir fonksiyondur. İntegral eşitliği verilmiş. Buna göre bu integral değeri kaçtır? Bakın yukarıdaki ifadeye benzetmek için bu şuradaki ifadeyi, yani alttaki integrali şöyle yapalım. Değişkeni değiştirelim. 2x eşittir t değişkeni yapalım. Her tarafın diferansiyelini alıyorum. Buna göre o zaman 2 tane dx eşittir dt olacaktır. Sınırlara bakalım. X yerine 1 bölü 4 yazdığımızda buradan 1 bölü 2 gelecektir. T1 değerimiz.
Aynı şekilde x yerine eksi 1 bölü 2 yazdığımızda buradan eksi 1 gelir. Buna göre bu değişmiş haliyle yazalım. Sınırlarımız bakın 1 bölü 4 verdim. 1 bölü 2 geldi. O zaman 1 bölü 2 değeri aşağıda olur. Yukarıdaki ifademiz eksi 1 olur. F altında 2x yerine t yazdığımızda burası 1 eksi 2t olacaktır. Dx yerine de bakın buradan dt bölü 2 yazabilirim. Dt bölü 2 şeklinde 1 bölü 2 baş tarafı aldık. Bakın bu şekildeki bir ifade yazabilirim. Eğer sınırları yeri değiştirirsen bakın buradaki artılı ifade eksili olacaktı. Bakın eksi 1 ile 1 bölü 2 yeri değiştirdik. 1 bölü 2 idi. Burası eksi 1 bölü 2 oldu. Bakın çift fonksiyonla f eksi x de fx eşitti. Buna göre o zaman bu eşitliği sağlayacaktır. Yukarıdaki verilen ifade kaçtı? Bakın 2. O zaman bakın buradaki değerimiz eğer 2 ise eksi 1 bölü 2 ile çarparsak integral değeri eksi 1 eşit olacaktır. Doğru cevap B'dir. Fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Buna göre eşitsizliği sağlayan x doğal sayıların toplamı kaçtır? Bakın buradaki verilen ifadeyi şöyle alalım. Fx çarpı f türev x eksi 1. Burası sıfırdan küçük olacak. Şimdi doğal sayı dediği için bakın sıfırdan başlayalım. Yani sıfır verdiğimizde fx'in değeri kaç olacaktır? Pozitif. Yani buradaki işaretimiz artı. Sıfır verdiğimizde buradan f'in türevinde eksi 1 değeri. Eksi 1 değerine baktığımızda bakın artan bir işareti vardır. Yani türevi sıfırdan büyük olur, artıdır. X'in çarpımı pozitif olacaktır. Bakın buradan gelmeyecektir. Aynı şekilde 1'e bakalım şimdi. 1 için görüntü pozitiftir. Artı gelir. 1 verdiğimizde f türev 0'a bakalım. Burada bakın işaretimiz nedir? Yani eğimimiz 0 olduğu için 0 gelecektir. 0'dan küçük olmaz. Aynı şekilde 2'ye bakıyorum şimdi. 2 için yine pozitiftir. 2 için türevine baktığımızda yani f türev 1'e baktığımızda burası ne olacaktır? Azalan olduğu için eksi olur. Bizden bakın x'in çarpımı bize eksi verecektir. Yani sağlayacaktır. 3 verelim o zaman. F3'e baktığımızda pozitif. Yani f türev 2'ye baktığımız azalan olduğu için negatif. Yani doğrudur. 4 verdiğimizde buradan ne gelecek? Bakın 4 de 0 olduğu için burası 0. Buradan ne gelirse gelsin önemli değil. 4 verdiğimizde buradan 3 gelecektir. Yani azalandır. Buradan da sağlamayacaktır. 5'e bakalım. 5 verdiğimizde bakın pozitiftir. Dolayısıyla 5 verdiğimizde f türev 4'e baktığımızda 0. Burası da sağlamaz. En son bakın 6 verelim. 6 verdiğimizde pozitif. Burası f türev 5. Bundan sonra bakın sürekli artan olduğu için zaten her zaman artı gelecektir. Yani sağlamayacaktır. O zaman sağlayanlar 2 ve 3'tür. Doğru cevap B'dir. Dairelerin merkezleri çakışacak şekilde üst üste konuluyor. Buna göre üst üste konulma işleminde üstten bakıldığında kaç farklı görüntü oluşur? Turuncu en büyük olduğu için burası mecburen gözükecektir. O zaman geriye kalan 3 tane farklı renkten kaç tane alt küme oluşur? 2 üzeri 3. Yani buradan 8 tane farklı durum gelecektir. Doğru cevap E'dir. Aşağıda yeşil bölge isabet ettirilen atışlarda 8 puan, sarı 10 puan, mavi bölge 12 puandır. Hedefe iki atış yapan bir yarışmanın kazandığı puanların aritmetik ortalaması 11 ve daha fazlası olduğunda bir üst tura geçmeye hak kazanmaktadır. Asya'nın yaptığı iki atış sonucunda üst tura geçmeye hak kazanma olasılığı ne kadardır? Aritmetik ortalaması 11 ve daha fazla olacaktır. Puanlarımız 8, 10 ve 12. Şimdi 11 ve 2 tane atış yapıyoruz. Buna göre zaman bakın 8'e baktığımda 8'e 10 olabilir mi? Olmaz. Aritmetik ortalaması çünkü 9'dur. 8'e 12 olabilir mi? Buradan da 10 gelecektir. Sağlamayacaktır. Peki ona bakalım. 10 ile 8 olmaz. 10 ile 10 olabilir mi? Olmaz. Buna göre 10 ile 12 olabilir. Bunu alabiliriz. Daha sonra 12'ye 10 olabilir. Yeri değiştirecek. Çarpı 2 diyelim buna. Peki 12 aldığımızda bakın 12'ye 12 olabilir. Başka ne olabilir? 12'ye 10 olabilir. Onu da buraya almıştık zaten. Buna göre zaman şöyle yazalım. Şimdi öncelikle yukarıdaki kısımla başlayalım. Yani 10 gelme, 10 kazanma olası ne kadardı? %25 yani 1 bölü 4. Ama 1 bölü 4 çarpı 12'ye bakalım burası da 1 bölü 4'tü. Çarpı 1 bölü 4. Bunlar ikisi kendi arasında yer değiştirecek. Çarpı 2 diyorum buna göre. Alttaki ifadeye bakalım. Şimdi 12'ye 12'ye bakıyorum. Yani buradan da ne gelecek? 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 gelecektir. Bunları toplayalım bakalım. Paydadan 16 gelir. Üst taraftan da yani pay kısmından da 3 gelecektir. 3 bölü 16 olur. Doğru cevap C'dir. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Bu ifade açıldığında ne gelecektir buradan? X1'in karesi artı x2'nin karesi gelecektir. Bize bu soruluyor. Ben buradaki ifadeyi şöyle yazabilirim. X1 artı x2'nin karesi
-2 x1 çarpı -2 şeklinde yazabilirim. Yani kökler toplamı ve kökler çarpımı şeklinde yazabilirim. Kökler toplamına bakalım. Eksi b bölü a'dan ne gelecek buradan? Kosinüs a gelecek. Bir de bunun karesi var. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı c bölü a idi. Buna göre o zaman tekrar eksi 2 çarpı sin kare a bölü, burada bakın 4 vardı, bölü 4 diyelim. Bizden istenen ifade zaten bu idi. Peki buradan sadeleştirme yapalım. Buradaki 4'ler sadeleşsin. Eksi ile eksi yaptık, artı oldu. Buradan ne geldi o zaman? Kos kare a artı sin kare a ifadesi geldi. Bunların toplamı da bize 1'i verir. Doğru cevap D'dir. X dar açı olmak üzere verilen eşitliğe göre sinüs 2x ifadesi kaçtır? Kosinüs 2x'in yarım açısını açıyorum. Burası 2 kos kare eksi 1 şeklindeydi. Buna göre tekrar 2 ile çarparsam burası 4 tane kos kare eksi 2 artı 1'den eksi 1 gelir bölü. Sinüs 2x'i bakalım. Burası 2 çarpı sin çarpı kosinüstü. Sinüs x'ler parantezini alalım. Buna göre sinüs parantezinde 2 kosinüs artı 1 gelir. Artı sekant bölü tanjanta bakalım. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs. Tanjanta sinüs bölü kosinüs. Kosinüsler gitsin. Yani buradan da 1 bölü sinüs gelir. Eşittir 3 bölü 2. Bakın yukarıdaki ifade 2 kare farkıyla açılır. Yani 2 tane kosinüs eksi 1. 2 tane kosinüs artı 1 şeklinde. Bunlar sadeleşsin. Geriye kaldı bakın 2 tane kosinüs eksi 1. Paydalar eşit mi? Eşit. Buna göre o zaman üstleri toplayalım. 2 tane kosinüs eksi 1 artı 1 bölü sinüs eşittir buradan 3 bölü 2. 1 ile gitsin. İşler dışlar yapalım buna göre. Burası 4 tane kosinüs eşittir 3 tane sinüs. Buradan da tanjanta geçelim. Hemen kosinüse bölelim. Buradan tanjant eşittir ne yapacaktır? 4 bölü 3 yapacaktır. Peki bizden sinüs 2x istemiş. Bunu şöyle açıyorum. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x şeklinde. Hemen dik üçgenimizi çizelim. Burası x olsun. Burası 90. Tanjant kaçtı? 4 bölü 3. Burası 5. Buradaki ifade yerine yazalım. 2 çarpı sinüs kaçtı? Bakın burası 4 bölü 5. Çarpı kosinüse bakalım 3 bölü 5. Buradan da 6 çarpı 4 24. 24 bölü 25'i verecektir. Doğru cevap E'dir. Tanjant BAC kaçtır? DC uzunluğu 3A iken BD uzunluğu 2A verilmiş. AC B üssü D'ye dik 90 derece. Şu şekilde katlandığında geriye doğru açalım. 2A eşit eşit 2A 90 90 olur. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Açıortay olur. Bizden istenen tanjant BAC alfa alfa, tanjant 2 alfa isteniyor. Burada 2A verilmiş. 2A 3A. Açıortaydan 2K'ya burası 3K. 3K'nın karesi 2K'nın karesi artı T diyelim, T'nin karesi 9K kare eksi 4K kare eşittir T kare. Buradan T kök 5 K'ya eşit olur. Kök 5K T'ye eşit. 5A eşittir kök 5K. A yerine 2A yerine 2 kök 5K bölü 5 yazalım. Burası da 3 katı 3 kök 5 bölü 5K olur. Tanjant BAC 2 alfa karşı uzunluk. T uzunluğu K cinsinden kök 5 K bölü 2 K. Buradan kök 5 bölü 2 olur. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre oluşan üçgende DC uzunluğu sayılarından hangileri olabilir? Katladığımızda burası X dersek burası 6 verilmiş. Tamamı 24. O zaman burası 18 eksi. X olur. Burası geniş açı verilmiş. Burada üçgen eşitsizliğine göre 6 ikisinin toplamı 18'den küçük. Farkı 18 eksi x eksi x. Buradan 12 2 x 6'dan büyük olur. Geniş açı olduğu için 18 eksi x'in karesi
büyüktür x'in karesi artı 6'nın karesi. 18 eksi x'in karesi eksi x kare büyük 36. 2 kare farkından toplamı 18 eksi 2x farkı 18 36 2 karşıya atalım 18 eksi 2 2x 16 2x 8'den küçük. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneği. EF uzunluğu kaç birimdir? ABC'de kare olarak verilmiş. Kare en kısa uzaklık dik uzaklık 90 derece. K'ya 2K verilmiş. Görüldüğü üzere bu iki üçgen benzerdir. A dersek burası 2A olur. Burası 2A. Kare olduğu için burası A olur. Görüldüğü üzere 1'e 2 oranı var. Aynı şekilde burada da 1'e 2 oranı var. Alan 80 verilmiş. 2A'nın karesi 80. 4A kare 80. A kare 20. A eşittir 2 kök 5. 2 kök 5. 4 kök 5. 2 kök 5. 2 kök 5'in kök 5 katı burası 10 olur. Burada 2 kök 5 T dersek burası 2T. Pisagor'dan T'nin karesi artı 2T'nin karesi 2 kök 5'in karesi 4T kare 4 çarpı 5 5T kare 4 çarpı 5. Buradan T eşittir 2 olur. Burası 2. Benzerlikten bu uzunluk 2 katı 4 olur. 10, 4 çıkarsa 6. Bu uzunluk 6, 2 daha 8 olur. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre EF uzunluğu kaç santimetredir? Şu şekilde simetrini aldığımızda eşitlik uzaklık E noktası. Simetrini aldığımızda eşitlik uzaklık F noktası. Bu uzaklık isteniyor. X diyelim. Burada 8 verilmiş. Yarıçap da 8 verilmiş. Burası 8, 8. 60 derece. Alfa diyelim. Birleştirdiğimizde burası alfa. İkizkenar üçgen. Birleştirdiğimizde beta dersek burası beta. Görüldüğü üzere 60 alfa artı beta. 90'dan dolayı 30 derece olur. 2 alfa 2 beta. 60 derece. 60, 60, 120 derece. 8, 8. Bu uzunluk 8 kök 3 olur. Doğru cevap C seçeneği. Yukarıdaki verilere göre tablonun yere en yakın uzaklığı ne kadar azalmıştır? Burada görüldüğü üzere C noktası, C üssü uzaklık azalmasına bakalım. 90 derece, 45 derece, 45 derece, 45, 45, 45, 45, 4, 4, 4 kök 2, 4 kalır, 2 kök 2, 2 kök 2. C noktası burası 4 olduğuna göre 6 kök 2 eksi 4 kadar azalmış. Doğru cevap D seçeneği. ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? Burada eğimi 3 verilmiş. Buradan eğimi 4'e 2, 1 bölü 2. Alfa diyelim, tanjant alfadan 3 eksi 1 bölü 2 bölü 1 artı 3 çarpı 1 bölü 2, 5 bölü 2, 5 bölü 2 eğim 1. O zaman açımız 45 derece, 90 derece 45 eşit eşit olur. 2, 4, 2 kök 5, kök 5, kök 5, kök 5 olur. Karenin alanı karesinden 5. Doğru cevap A seçeneği. D1 ve D2 doğrularının kesişim noktasının ordinatı kaç olabilir? Bu iki doğru kesişiyorsa paralellikten farklı olmak zorunda. Yani A bölü B oranı, eksi 3 bölü 3 oranı farklı olmak zorunda. A farklı, eksi B olmak zorunda.
9'un çarpanlarına baktığımızda 1'e eksi 9 ya da eksi 1'e 9 gibi değerler alabilir. A'ya 1 verelim. B'ye de eksi 9 verelim. X eksi 3y artı 6 eşit 0. Eksi 9x artı 3y artı 6 eşittir 0. Burada 3'e bölelim. Eksi 3x artı y artı 2 eşittir 0. İki denklemi ortak çözelim. 3 ile çarpıp topladığımızda x'ler gider. Eksi 9y eksi 8y 18 20. Buradan y eşittir. Eksi 20 bölü eksi 8. 4'e bölelim. 5 bölü 2 2,5 artı 2,5 olabilir. Aynı şekilde bu sefer eksi 1 aldığımızda eksi 1 x eksi 3y artı 6 eşittir 0. 9x artı 3y artı 6 eşittir 0. Buradan da denklemi çözdüğümüzde x'i yok edelim. 9 ile çarpıp toplayalım. Eksi 27 eksi 24 y 54 60 eksi 60 y eşittir 12'ye böldüğümüzde 5 bölü 2. Burada bu sefer a'yı eksi 9 alalım. B'yi de artı 1 alalım. X artı 3y artı 6 eşittir 0. Y'yi bulacağız. X'i yok edelim. 9 ile çarpalım. 27, 24y, 54, 60. Y buradan eksi 5 bölü 2 gelir. Doğru cevap D seçeneği. Analitik düzlemde A noktasının doğrulara göre simetri olan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A noktası 3'e eksi 2. Burada M'yi 0 aldığımızda 2Y eksi 4 eşittir 0. Y eşittir 2 doğrusu. Y eşittir 2 doğrusuna göre simetriğini aldığımızda A üssü noktası bu nokta olur. Bu nokta ise burası 4, 4, 6 olur. Burası 3. 3'e 6 noktası. Bu sefer M'yi 1 alalım. X artı 2Y eksi 4 eşittir 0 doğrusu. Y'ye 0 verdiğimizde X eksenini 4'te kesiyor. 0 verdiğimizde Y eksenini 2'de kesiyor. Bu doğruya göre A'nın simetriği şu şekilde: eşitlik uzaklık. Bu nokta A2 üssü. Bu nokta, bu nokta görüldüğü üzere bu noktalardan geçen denklem isteniyor bizden. Merkezi burası olur. Eşitlik uzaklık 0'a 2 noktası. Yarıçapı bulalım. Burası 3 birim. Burası 6'dan 4 birim olur. Burası 2 birim. 5 birim. Yarıçapı 5 birim. X eksi 0'ın karesi. Y eksi 2'nin karesi. 5'in karesi. X kare artı Y eksi 2'nin karesi eşittir 25 çemberi. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre karıncanın aldığı toplam yol en kısa kaç birimdir? A noktası kök 3'e 1. Orijine göre simetriği B noktası oluyor.
Buradan B noktasının y eşittir 0 doğrusuna göre simetriği C noktası oluyor. Görüldüğü üzere orijine uzaklığını hiç değiştirmeden B'ye gidiyor. Şu şekilde bir yay çizer. Uzaklığı hiç değiştirmediği için bir yay olur. Y eşittir 0'a göre simetriği eşitlik uzaklık C noktası bu yolu takip ediyor. Buradan görüldüğü üzere kök 3 1 60 derece 30 derece burası 2 2 burası 30 derece 1 1 bu yay uzunluğu 2 pi 2 bölü 2'den 2 pi 2 birim 2 pi artı 2. Doğru cevap C seçeneği. Suyun 1 bölü 6'sı döküldüğüne göre alfa kaç derecedir? BC uzunluğu R'nin 6 katı 6 R. Burası RR 2 R ve hacim dersek birleştirdiğimizde burası V 6 V 4 V olur. Burada 6 R 2 Y 4 burası 2 R iken burası 4 R. Paralel olduğu için iç tersten alfa alfa 2 R'ye 2 R ikizkenar dik üçgen alfa 45 derece olur. Doğru cevap E seçeneği.